Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün geçen gün incelemesini yapmış olduğumuz, ya özür dilerim. Bugün incelemesini yapacağımız ürün bir önceki videomuzda satın almış olduğumuz Cyclocross bisiklet. Mosso'nun Monza serisi Cyclocross bisiklet. Özellikle yol bisikleti ve arazi bisikleti arasında kalan arkadaşlar için önerebileceğim tek tür Cyclocross'u arkadaşlar. Basit arazi. Basit dediğime bakmayın, o tırnak içinde düzeltilebilir. Basit arazi ve yol bisikleti karışımı Cyclocross bisikletler. Mosso'nun Monza serisi Cyclocross bisikletleri birkaç yıldır Cyclocross piyasasını domine eden fiyat performans ürünlerinden bir tanesi diyebilirim arkadaşlar size. Çünkü gerçekten makul bir Cyclocross'lara göre makul bir fiyata satın alıp uzun vadeye kullanabiliyorsunuz. Tam anlamıyla bir fiyat performans ürünü. Daha doğrusu fiyat performans ürünü olan bir şeyin tam karşılığı, sözlükteki karşılığı bu bisiklet oluyor. Bisiklet full Sora set ile beraber geliyor arkadaşlar. Zaten teknik özelliklerini şimdi burada görüyorsunuz. Tüm göbekler, aktarma organları, vites ve fren sistemleri Sora olarak geliyor. Şimdi Cyclocross'larda Sora set giriş seviyesi gibi gözükse de aslında Cyclocross'larda, Cyclocross branşında Sora set orta segmentte bir ürün diyebiliriz. Gördüğünüz gibi bisikletimiz Lookluster boyayla boyanmış, yani mat bir boyayla boyanmış. Çok fazla renk seçeneği mevcut değil. Bu gördüğünüz gibi kırmızı rengi, lime denilen güzel bir yeşil rengi ve Ocean Blue denilen bir de mavi rengi var. Dolayısıyla renkler sadece serede ve yandaki şeritlerde ve tepesinde yer alıyor. Jantların üzerinde birazcık renklendirmek için, hareket vermek için kırmızı kullanmışlar ve maşanın iç bacaklarında kırmızı kullanılıyor. Ben gördüğünüz gibi bisikletin üzerine iki tane matara kafesi taktım kırmızı ve drop barın drop kısmında da kırmızı gidon bandı kullanmayı tercih ettim. Böylece birazcık daha bisiklete renk getirmeye çalıştım. Çünkü çok iç karartan bir bisiklet. Bu renklerine çok güzel isimler vermişler ama ben buna renklerini özetle cenaze kırmızısı, ölü mavisi ve çürümüş yeşil rengi çok rahat diyebilirim. Çünkü gerçekten renk konusunda ben çok başarısız olduğunu düşünüyorum. Yani Mosso o güzel Asya bisikletlerinin ışıltılı geleneğini bu bisikletine yansıtmamış maalesef. Bu bisiklette glossy boya kullanmış olmalarını ben tercih ederdim. Çünkü bildiğiniz gibi bunun gibi Lookluster, yani mat boyalarda, yani sanırım bunlar anotlanarak boyanan boyalar. Çizilmelere karşı çok dayanıklı değil. Aslında boya olarak çizilmeye karşı dayanıklı ama kadro çizildiği zaman altından korkunç pırıl pırıl bir alüminyum grisi gözüküyor. Maalesef o benim hiçbir zaman sevemeyeceğim bir özellik bisiklette. Aynı zamanda Mosso'nun, şimdiye kadar pek çok Mosso'nun modelini gördüm, sahip de oldum. Gördüğüm en büyük handikaplardan bir tanesi Mosso'nun hangi modelini, hangi tarzını seçerseniz seçin sürekli kronik bir boya problemi çıkartıyor Mosso arkadaşlar. Aynı kronik problem bu bisiklette de değişmemiş, kendini yansıtıyor. Tabi fiyat performans ürünü olduğunu düşündüğümüz zaman yüksek boya teknolojileri kullanılarak güzel baskılar yapılamıyor mu konusu değil bu. Sonuçta bunlar fason üretiliyor ve bir kalıptan çıkıyor. Dolayısıyla Mosso bir türlü bu boya konusunu aşamadı. İnternette yaptığım bir araştırmada genellikle bu disk frenlerin pedlerinin çok çabuk aşındığından şikayet edilmiş arkadaşlar. Tabii bu frenlerin aşınmasındaki en büyük etmenlerden bir tanesi de frenin kullanım karakteristiği. Bu kişiden kişiye göre değişiyor. Ama genellikle bu şikayet geldiği için ben bunu da ekstra belirtmek istedim. 60 mm'lik rotor kullanılmış arkadaşlar frenlerin. Bir yol bisikletine nazaran gerçekten etkili durdurma sağlıyor. Bir hidrolik disk fren kadar yumuşak olmamasına rağmen ben problem çıkmadan bu mekanik diskleri kullanabildim. Özellikle Shimano'nun bu tip mekanik disk frenleri orta üst seviyede fren sistemi diyebiliriz. Gerçekten etkili durduruyor. Çok sert değil. Hatta benim tahmin ettiğimden çok daha yumuşak, çok daha etkili bir durdurma sağlıyor. Uzun yokuş aşağı inerken uzun frenleme zamanlarında ellerde ve bileklerde çok fazla baskıya ve ağrıya neden olmuyor arkadaşlar. 2x9 fren sistemi var. Bildiğiniz gibi sonra 9'lu bir fren sistemi. 2x9 tercih edilmiş. Yani toplamda 18 vites yapıyor. Ruble'de 12'ye 27 dişli oranları tercih edilirken aynı kolda
46'ya 34 tercih edilmiş arkadaşlar. Dolayısıyla kondisyonu çok yüksek olmayan arkadaşlar için uzun süreli tırmanmalar bu bisiklete biraz problem olabilir. Ancak en azından bir tane Mega Range düşük vites takılabilir. Dolayısıyla uzun tırmanışlar böylece kolay hale gelir. Bir tane matara takmaya izin veriyor. İki matara kafesi için uygun delikler açılmış. Aynı zamanda arka maşada ve ön maşada port bagaj takmak için uygun delikler ve pivot noktaları var. Dolayısıyla Monza serisiyle beraber, Monza serisinde Cyclocross'la beraber bisikleti iyi bir tur bisikletine çevirebilme imkanı da kazanıyor arkadaşlar. Bu bence bu bisikletin en ayırt edici özelliklerinden bir tanesi. Bisikletin ağırlığına değinecek olursak bisiklet net 12 kilo arkadaşlar. Tam 12 kilo. Birazcık daha hafif olabilirdi ancak şu anda 12 kilo ile bile pek çok rakibinin önüne geçmiş durumda. Jantlar ise Star Rims olarak tercih edilmiş. Alt orta segmentte bir jant seti bulunuyor üzerinde. Lastiklerde ise Shaoyang'ın 732 ebadında bir lastik tercih edilmiş. Gördüğünüz gibi lastik dişli. Yapısı itibariyle ve kullanım amacı göz önüne alındığı zaman orta segmentte bir bisiklet olduğunu söyleyebilirim. Orta ile alt orta arası diyelim. Bu bisiklet için ufak birkaç ekonomik dokunuşla bisikleti üst orta seviyeye çekebilmeniz çok mümkün. Gerçekten rigid bir bisiklet. Yani pedala kuvvet uyguladığınız anda aynı kuvveti tekerleklerin yola aktardığını hissedebiliyorsunuz. Dolayısıyla rigid yapısından dolayı çok konforlu bir sürüş imkanı sağlamıyor size. Ben bisikleti bildiğiniz gibi evvelsi gün aldım. Aşağı yukarı 2 günde 200 kilometre yol yapabilme fırsatı bulabildim. Gerçekten güven veren sıkı bir bisiklet. En azından fiyat performans, yani fiyatını göz önüne aldığımız zaman güven veren bir bisiklet olduğunu özellikle söyleyebilirim. Orta segmentin ortasında bir bisiklet olduğunu söylesem de arkadaşlar, yani bu bisikleti alırım 3 ay sonra ya da 3 yıl sonra bisikletin haşatı mı çıkar? Kesinlikle öyle bir şey yok. Bunu alıp düzgün bakımlarını yapıp hor kullanmadığınız müddetçe evladilik bir bisiklet olarak kullanabilirsiniz. Mosso'nun özellikle Monza için uzun bir süre daha, en azından benim öngörüm doğrultusunda 4 yıl 5 yıl daha orta seviyenin tam ortasında bulunan bu bisiklet piyasada fiyat performans ürünü olarak görmeye devam edeceğiz. Videomu beğenmeyi ihmal etmeyin. Beğenip paylaşmayı ihmal etmeyin. Çünkü bu bana yapacağınız en güzel desteklerden bir tanesi olur. Aklınıza takılan bir soru olursa da aşağıdaki yorum bölümünden yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bildiğiniz gibi ben hepinize cevap vermeye çalışıyorum bütün mantıklı sorulara. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.